Birinci ünite felsefeye giriş. Felsefenin anlamı ve alanı. Parantez içinde konusu. Felsefe kelime olarak philo parantez içinde sevgi ve sophia parantez içinde bilgelik kavramlarının birleşmesinden meydana gelmiştir. Bu manasıyla felsefe bilgelik sevgisi demektir. Genel manada bilgiyi sevmek, bilginin peşinden koşmak anlamını taşımaktadır. Felsefe terimi ilk kez ilk çağın ünlü matematikçisi ve filozofu Pisagor kullanmıştır. Felsefeyi filozoflar farklı tanımlamıştır. Mesela Aristoteles felsefeyi var olanın ilk temellerini ve ilkelerini araştıran bir bilgi. K. Jaspers hep yolda olmak. T. Hobbes felsefe yapmak, doğru düşünmek diye tanımlamıştır. Filozof ise bilgiyi arayan, ona ulaşmak isteyen kişidir. Filozof, hayatın anlamını bulmaya çalışır. Edindiği bilgileri yetersiz bulur ve sürekli bir arayış içerisinde olur. İnsan yaşamını ilgilendiren her şey hakkında akıl yürütüp bunları felsefi problem konusu yapar ve bunları sürekli olarak sorgular. Felsefenin dört konu alanı vardır. Bunlar, varlık, parantez içinde ontoloji, bilgi, parantez içinde epistemoloji, değerler, parantez içinde aksiyoloji, etik ve estetik ve mantık. Felsefenin doğuşu. İnsanı tüm canlılar içinde ayrı kılan bir özellik, dünyayı anlamlı hale getirme ve açıklama çabası içine girebilmesidir. İnsan merakını ve açıklamalarını önce mitolojide, daha sonra dinlerde aramışlardır. İlerleyen dönemlerde ise aklına, gözlem ve deneylerine dayanarak yanıtlar bulmaya çalışılmıştır. Nitekim ilk felsefeciler evreni, doğayı, olayları ve olguları açıklarken destanlara, mitolojiye ve dine değil, gözleme ve çeşitli akıl, parantez içinde logos, akıl, mantık, bilim, yürütme tekniklerine başvuruyorlardı. Thales, Anaximenes gibi ilk felsefeciler, Arche, parantez içinde ilk ana madde, sorunun üzerinde durmuş. Yani bu nedenle bu felsefecilere doğa filozofları denmiştir. Doğal olayları ve oluşumları açıklarken Olympus tanrılarının gazaplarından ve iç hesaplaşmalarından değil, ateş, hava, toprak, su gibi gözlemlenebilir elementlerin deneyimlediğimiz olgulara nasıl etki ettiklerinden bahsetmişlerdir. Sokrates ve sofistlere kadar felsefeciler Arche sorununu üzerinde hep durmuş. Sokrates ile ilk kez insan bir toplum ele alınmıştır. Felsefe ilk olarak M.Ö. 7. yüzyılda İonya uygarlığında önemli bir ticaret merkezi ve liman kenti olan Miletus, parantez içinde Milet, kentinde ortaya çıkmıştır. İonya'dan önce Mısır, Mezopotamya, Çin, Hindistan gibi medeniyetlerde önemli düşünme sistemi vardı. Fakat bu düşüncelerin yapılarında dini ve mitolojik öğeler yer aldığı için felsefe düzeyine erişememiştir. İonya düşünce sisteminin felsefe olarak nitelendirilmesinin temel nedeni düşünce sisteminin akla, parantez içinde logos, dayalı olmasıdır. Varlıklarla İnsanla alakalı sistemli ve yalnızca akla dayanan ilk düşünce sisteminin İonya'da ortaya çıkması tesadüf değildi. Mezopotamya, Mısır, İran ve Fenike kültürlerinden etkilenmiş olan Milet kenti, tarım ve denizciliğin geliştiği oldukça işlek liman kentidir. Ekonomik yapının ileri düzeyde olması, bilgi birikiminin varlığı ve hoşgörüyü de beraberinde getirmiştir. Bu elverişli ortam, Thales gibi düşünürlerin çıkmasına olanak hazırlamıştır. Thales, parantez içinde M.Ö. 627-546. Thales ile başlayan bu süreçte doğal olaylar yine doğal nedenlerle açıklanmaya çalışılarak insan aklının yeterli olduğu inancı sağlamaya çalışılmıştır. Thales, Yunan dini ve mitolojisinin açıklamalarıyla yetinmeyip akla dayalı açıklamalar yaparak evrenin ilk ana maddesi, parantez içinde Arche sorununa cevap aramıştır. Felsefe-hikmet ilişkisi.
Varlık, bilgi ve değer üzerine tam ve bütün bir bilgiye ulaşılmasına hikmet (parantez içinde bilgelik, sofya) denir. Hikmet, bütün olan bitenlerin esasını bilmektir. Hikmet, tümel bir bilgidir. Yani her şeyi kuşatan bilgidir. Felsefe ise böyle bir iddiada değildir. Felsefede sorgulama esastır. Felsefe hikmete ulaşma amacında değildir. Felsefe hikmeti sever ve ona yönelme anlamında bir bilgidir. Felsefe düşünce nitelikleri. Felsefe düşünce insanın bilme, anlama ve merak ihtiyacından doğar. Felsefi düşünce insanın merak ve hayretine bağlı olarak soru sormanın sonucu olan ve evren, varlık, doğa, insan yaşamı ile ilgili problemlere karşı doğu mitikliği aşan eleştirici, sorgulayıcı ve bütüncül bir düşünce türüdür. 1. Felsefe düşüncede sorular cevaplardan daha önemlidir. Çünkü felsefede verilen cevaplar son ve kesin cevaplar değildir. 2. Her felsefi düşünce ve o düşünceyi ortaya atan filozofun özgün görüşüdür. Bu nedenle felsefi düşünce özneldir. 3. Felsefi düşünce refleksif bir düşüncedir. Parantez içinde refleksif düşünce, düşüncenin kendi üzerine tekrar yönelmesidir. Felsefi düşünce sadece sorgulananı tek taraflı düşünme değildir. Aynı zamanda sorgulamanın kendisini veya sorgulama sonucunu da sorgulayan çift yönlü bir düşünmedir. 4. Felsefi düşünce eleştirici ve sorgulayıcıdır. 5. Felsefi düşünce akla dayanan bir düşüncedir. 6. Felsefi düşünce temellendirmeye dayalı bir düşüncedir. 7. Felsefi düşüncenin analiz (parantez içinde çözümleyici) ve sentez (parantez içinde kurucu) gibi işlevi vardır. 8. Her şey felsefenin konusudur. Ele aldığı konular açısından evrensel bir düşüncedir. Felsefenin diğer alanlarla ilişkisi. A. Felsefenin bilimle ilişkisi. Her ikisinde genel amaçlar aynıdır fakat yöntemleri farklıdır. Yani her ikisi de evreni, insanı, olguları anlamaya çalışır ama aynı yöntemi kullanmazlar. Felsefe bunları akıl ile açıklamaya çalışırken bilim ise deney ve gözlemleri kullanarak açıklamaya çalışır. Bilim bazı kesin sonuçlara varmayı hedefler ve kesin sonuçlar sayesinde birikerek ilerler. Felsefede deney olanağı yoktur. Kesin sonuçlara varamaz. Sonuçları varsayımsaldır. Bu nedenle yığılan (parantez içinde kümülatif) ama ilerleyemeyen bir bilgidir. Felsefe konuları bütüncül yaklaşımla incelerken bilim konularını inceleme alanına göre parçalara ayırarak inceler. Felsefede bilimdeki gibi maddi bir faydacılık anlayışı yoktur. Her ikisi de mantık ve akıl yürütme ilkelerine uygundur. Her ikisi de eleştirici, sistemli, düzenli ve tutarlıdır. B. Felsefenin dinle ilişkisi. Her ikisinde konuları aynıdır. Felsefenin alanına giren bazı konular, parantez içinde evren, insan, dinin de konuları arasında yer alır. Her ikisine gelen amacı evreni ve insanı anlamak ve açıklamaktır. Fakat yöntemleri farklıdır. Felsefe akıl yoluyla açıklama yaparken din vahiy yoluyla açıklamasını yapar. Felsefenin temel ve kaynağı insan düşüncesidir. Yani felsefi bilgiler özgür düşünce ve akıl yoluyla elde edilir. Din ise ilahi temellere dayanır. Yani dini bilgiler vahiy yoluyla elde edilir. Felsefe eleştireldir. Fakat din vahiye dayandığı için eleştirel değildir. Parantez içinde dogmatiktir. Felsefe bilgiler özneldir ve kesin değildir. Fakat dinin sonuçları kesindir ve zaman içinde değişmez. Felsefenin sanatla ilişkisi. Her ikisinde öznel bir etkinliktir. Her ikisi de dünyayı ve evreni anlamaya yönelik bir çabadır. Felsefenin amacı doğruyu bulmaktır. Felsefe bir takım genellemelere varmaya çalışır. Sanatta ise amaç güzeli bulmaktır. Sanatta hiçbir şey doğru veya yanlış değildir. Sanat genellemelere varma ihtiyacı taşımaz. Her ikisinin yöntemler farklıdır. Felsefe akla, sanat ise duygulara
duyuları ve sezgilere dayanır. Hegs eleştiriye açıktır. Felsefe var olan ilişkin eleştirel tavır sergilerken, sanat var olan ilişkin beğeni duygusunu harekete geçirir.